Bak bir şey oldu bak. Burada da sıkıntı. Yaşamak sorun oldu, hayallerim kayboldu, keşfalt oldu. Bu gece ölümünü hissettim, kıskanç gözlerimi affettim, ciğerime çektim, köşeme çekildim, boş kefenin cebi bile boş. Evet Görkem, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyi, şükür. Bugün bizimle paylaşmak istediğin güzel bir anın var mı? Konsept tam senlik. Konsept tam benlik. Benim köşe başı. Köşe abiler. Başı meskenin yollarını gözlerim mi? Aynen. Yıllardır beklediğim video sonunda geldi. Ne geldi? Semt çocuğuyuz bugün. Semt çocuğu. Şapkan güzelmiş. Semtten aldım. Nereden geldin? Mahallenin bir konsepti var mıydı Görkemciğim? Yani ben nereden? Ben Gazi Mahallesi'nde büyüdüm. Gazi Osman Paşa'da. Gop. Gop. Gop çocuğuyuz abi biz. Yani Gop çocuğusunuz. Bir şey yoktu. Ağız kayıyor bak kendini tarifede. Bak bir şey oldu bak. Ne oldu? Bir benim tarif et bakalım. Gördün mü? Var mı delikanlı? Tarif et kendini Görkem. Var mı delikanlı sağda solda? Bu zamana kadar hep Görkem'i farklı tiplemelerle gördünüz. İlk defa Görkem'i kendi halinde göreceksiniz. Oley! Doğal Görkem. Evet. Şu paçalarından bahsetmek ister misin? Böyle gopa özel bir şey mi bu? Bak tek ayak geride, tek ayak ileride. Çorap gözükecek. Paçalar tabii uzun. Sonra o paçaları kesiyorlar. Bermuda gibi yapıyorlar ama Bermuda da değil. Değişim. Beyaz çorap neden peki? Nereden geldiğim tam bilinmemesiyle beraber aslen Giresunlu oldum ama doğum yerim İzmit Kocaeli. Orada farklı bir dil devam ediyor hayatımızda. Anlat anlat Onurcan Gencer. O dilimizde de İzmitçe. Bunların içerisinde farklı lügatlar vardır. Adana lügatı gibidir. Asolar vardır, moruklar vardır, ayıkıyonlar vardır. Mesela ada pazarı gişeler hani yok bu bir şeyler falan tarzında benziyor. Bari tekkeler ne bileyim. Denizlerin mavisi göz be abisi tarzında. Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Burada da sıkıntı. Bir şey bu oldu Görkem bana, bir şey aslında oldu böyle bana. Görkem'in hareketler şeye kaydı. Şunu bak. Bir çıkart da. Bir tane merhabalar şey vardı arkadaşlar ya. Nasılsınız, iyi misiniz? Ay duramıyor bak. Gitti mod. Yandan ya. Bak gitti. Bak, şapkayı çıkardı. Omuzlar düştü. Ona doğru böyle kafayı itti. Şu postür bak. Küçük, yeni olgunlaşmış. Dinozor modunda. Şapkayla, sıkıntı şapkaya. Şapkayı takınca geliyor. Bak şapkayı bırakınca gidiyor, gördün mü? Hiç şey yok. Ama çıkarın. Ya şu oturuşunuzu nasıl yapıyorsunuz? Öyle. Oturuşunuzu değil şimdi, oturuşu nasıl yapıyorlar? Orada bir sorgulamak lazım. Nasıl? Oturuşumuzu da yaparız tabii ama şuraya çıkamam. Ama şuraya çıkamam. At! Paçalarını gördünüz işte, paçalarını at! Böyle mi başlasaydık video? İniyorum. Güzel. Yeter. İn bakalım. Teşekkürler Görkem. Evet, o zaman bir semt kokteyli yapıyoruz. Semt kokteylimizin içeriğinde normalde kıraathanelerde, ben de bilmiyordum, böyle leblebiler, bazı natlar, fındıklar falan içeceklerin üzerine bırakılıyor. Yani içecekle beraber bir yandan da bir şeyler kıtlıyorsun. Atomlu fındık içeceği diye bir şey var kıraathaneden. Şeftali suyunun üzerine bir avuç fındık atıyorsun. Hem sindirim sisteminde o lifli yapıyla beraber çok iyi geçerken fındık da tıkıyor. Ara öğün gibi de kullanılıyor. Aslında smoothie bakacak olursam. Smoothie blender'dan geçirirsen aynı tarifi smoothie oluyor. Aynen, düşük bütçeli smoothie. Aynen. Şimdi biz bunu yapabilmek için önce tabii ki bardağımızı buzluyor olacağız. Çok iyi. Arkadaşlar bir soda yaptık. Bakın sertliğine bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bu üründe bir karanfil şurubu yaptık. Şurup yapımıyla alakalı örnek videoları zaten daha önce yayınlamıştık. Yukarıya da örnek bir video bırakıyorum şimdi. Biz bir karanfil şurubu yapıp bunun içerisindeki suyu birazcık limon tuzuyla ekşiltip içerisinde de zaten şekeri de şuruptan aldığı için ürünü suyla açıyoruz. Suyla açmış olduğumuz ürünün üzerine karbondioksit koyuyoruz. Sonrasında da bu ürün gazlanıyor. Yani suyu sodaya çeviriyoruz. Afiyet olsun. Açıyorum. Aç. Bakın. Pat. Birden hızlı açmıyorum ki patlamasın. Çok güzel kokuyor. Şimdi İrlanda buradan bir İrlanda viskisi alalım. Denedim. Şöyle dökeyim böyle. Kambur. Şimdi
Buradan bir buzdağı ilavesi yaptım. Bu yapmış olduğumuz şekerli, asitik düzenlenmiş sıvı ürünle aynı tadımızı bu sefer açabiliriz. Hafif çevirmemiz yeterli olacak. Yani bu viski, şeker ve sıvının birbirine karışmasını sağlayabilmesi için hafifçe karıştırıyoruz. Gazlı yapıyı görüyor musunuz? Ne kadar güzel. İşte bunun üzerine de bir avuç fındık atıyoruz. Semtimizin kıraathanesi. Of gidip. of! Bir avuç fındık her zaman iyi gelir. Woohoo! Çok iyi oldu. Şuradan da böyle şucumuzla. Güzel oldu. Üst taraf fındıklı bir kokteyl oldu bence. Ne güzel abi. İçiyorum. Afiyet olsun. Ya fındık... Fındık bence çok yakışmamış. Zaten ben ne alaka demiştim. Fındık harici güzel. Yani fındığın bir tadı yok. Ya mantığı yok. Yumuşamış fındık bir anlamı yoktur. Yanında bir avuç fındık verebilirsin. Ya da bunu böyle gerçekten... Bunun üzerine küçük bir çerez kabı gibi ya da çayı soğumasın diye metal bir tabak koyuyorlar ya üzerine. Onun üzerine de 3-4 tane fındık atabilirsin. Niye bunun içine koyduklarını mantığı bende yok. Severiz ya fındık. Kıraathane falan. Sen fındığını ye, kokteylini ben içeyim. Çok ayıp. Olmaz. Niye? Niye fındığını yesen ne olur? Kokteylini içmiyorsun. Kokteyl çok iyi. Kokteyl çok iyi. Perdelemiş fındık onu. Şunu da yiyeyim de. Ben hep var. Bu dışarıya karşı da koruyor sanki. Favori kamyon arkası sözümüzü söylüyoruz. Benim favorim çok belli. Zaten takipçilerimiz de bilecek. Sen de kendi favorini söyle. İlk öyle kim söyleyecek? Sen. Peki. Kokteyl de şurada dursun. Evet arkadaşlar, favori kamyon arkası sözüm şu. Seni çekeceğime el frenini çekerim, yüreğim yanacağına balatalar yanar. Bende seni de... çekeceğine falan diye devam ediyormuş. İstenilen etkiyi yakalayamayınca. Bende de şey var, en sevdiğim Hataylıysam ara var. Arkada Hatalıysam değil de Hataylıysam ara var. İkinci olarak da vizyona girdik, iyi seyirler. Kok. Bir şeye ihtiyacın olursa bu beni abi. Ben gidiyorum şimdi. Nasıl bir şeye ihtiyacım olursa seni bulabilirim. Mesela...